Merhabalar, Biz Yaşayan Türk izleyicileri, Bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz. İşi Bilen kısmında da değerli konuğumuz bugün bizlerle. Klinik psikolog Ayşe Kayhan bugün konuğumuz. Dilerseniz öncelikle kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim. Bizler de tanıyalım elbette. Ardından çok hoş bir sohbet bizleri bekliyor olacak. Hoş geldiniz. Nasılsınız Ayşe Hanım? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok mersi bizler deyiz. Tanıyabilir miyiz sizleri? Ben klinik psikoloğum. 1985 yılından beri bu mesleği icra etmeye çalışıyorum. Türkiye koşullarında çok farklı bir ilerleme ve ivme kaydeden bir meslek bizimki. Kime sorsak yolda, "Ah, ben psikoloji okumak istiyordum," diyen çok insanımız var ama tabii zor, kendi koşullarında zor. İnsanla ve hatta onların her türlü güvenliğiyle ilgili bir meslek yapıyoruz. Ama ben kıymetli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Türkiye için çok gerekli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Hele son dönemlerde çok daha kıymetli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Farklı alanlarda çalıştım ben kendi kariyerim içerisinde. Hem iletişim alanında çalıştım. Hem cinsel sağlık alanında çalıştım. Seks terapisi, çift danışmanlığı üzerine çalıştım. Hala da devam ediyorum bu konuda. Bireysel psikoloji ve danışan ilişkisi üstüne supervisorluk da yaptım, eğitimler de verdim. Şimdi de artık daha sakin özel sektör olarak çalışıyorum. Böyle. Dediğiniz gibi herkesin belki imrendiği, karşıdan bakınca ünlü olarak da çok hoşuna gitti. Ama herkesin hakikaten yani iyi bir şekilde yapamayacağı bir meslek. Hani her mesleği bir şekilde deneyebilirsiniz, yapabilirsiniz ama bu kalıp doktorluk gibi bambaşka bir kalıp açıkçası. Biraz belki sinirlerimizin alınmış olması, daha sabırlı olmamız ve o sırları danışanınızla beraber saklayıp bu yolculukta ilerlemek Tabii gerekiyor. çok iyi insanla iç içe yaşayan bir meslek bizimki aslında. O yüzden çok fazla kapılar ardında icra etmemize rağmen işimizi sokakta yaşamayı bilmeli meslektaşlar örneğin. Her türlü kesimle bir arada sohbet edebilmeyi, dil birliği kurabilmeyi, Kurabilmeyi. gereğinde hiç kendisinin kullanmadığı bir terminolojiyi kullanabilmeli. Çünkü karşımıza bizim her meslekten insan geliyor. Karşımıza bizim her yaş grubundan geliyor. Karşımıza bizim her sosyoekonomik koşuldan insan geliyor. Bu kültürel olarak da böyle. O yüzden birbirimizi anlamamız seanslar sırasında çok kıymetli bir şey. Önemli bir şey. Bu yüzden her türlü insanla mesafeyi aynı mesafede ama birebir yaşayarak deneyimlemiş olmak gerekiyor. Kesinlikle. Bu mesleği tercih etmenizin bir hikayesi var mıydı sizin için? Bizim ülkede biliyorsunuz meslek tercihleri hele de bizim yaş dönemimizde çok öyle bilinçli yapılmazdı. Ama ben insana dair bir iş yapacağımı biliyordum. Hani lise hayatı boyunca kendimi öyle şekillendirmiştim. Şöyle bir şey var, psikiyatrist olmak istiyordum. Ama puan çok yüksekti, psikoloji tuttu. Sonuçta ama klinisyen Ne olmak güzel. ve saha çalışanı olmak istiyordum. Başka da bir tercihim yoktu. Biraz belki çenemin Estağfurullah. düşüklüğü, hiperaktivitem, meraklarım beni bu mesleğe yönlendirmiş olabilir. Şimdi de mutluyum bu mesleği Ne seçtiğim kadar için. güzel. Bu puzzle'lar sizde birleşince bu meslekte kaçınılmaz oldu. Açıkçası öyle diyelim. Çok geniş bir yelpaze. Çok çok farklı kalemleri var. Hepimiz renkli, çok çok farklı huylara, karakterlere sahibiz ve bu puzzle'da yeri geliyor tıkanma noktasında kapınızı çalıyoruz. En çok hangi konu veya konularda danışanlarınız sizlere Şimdi gelir? aslında çok böyle genellersek günlük hayattan tutun kişiliğinize dair özelliklere kadar başa çıkamadığımız zaman bizim kapımız çalınıyor. Bu mutlulukla da başa çıkamayabilirsiniz. Acıyla da, üzümle de, yasla da başa çıkamayabilirsiniz. Kendinize ait kişilik özelliğiniz bir başkasıyla ilişkinizde, iş hayatınız, dostunuz ya da sevdiğiniz insanla ilişkinizde sizi çıkmaza yönlendirebilir. Mesela çok tutumlu, çok takıntılı, çok hiperaktif, herhangi bir şey çokluğu halinde bir çatışma çıkacaktır. İşte o zaman bize geliniyor. Bazen kendimize öfkeleniyoruz. Karar alma mekanizmalarımız bozuluyor.
kararsız kalıyoruz. O zaman bize geliniyor. Tabii ki patolojik hastalıklar da var bunun içine. Yani şizofreniden tutun paranoya kadar. Bunlar da tabii kuşkusuz var ama daha çoğunlukla bizim aldığımız, yani hastane ortamına yönlendirdiklerimiz dışında dediğim gibi günlük hayat içerisinde her yaştan, işte üniversite sınavı bir kaygı unsuru örneğin. Şüphe duymak, kendine inanmak, özgüven problemi, bir acıyla başa çıkmak, bütün bunlar bizim karşımızda oturan insanların sıkıntıları oluyor. Değil, bu yolculukta da yani şunu çok merak ederim. Sonuçta siz de bir bireysiniz. Sizin de mutlu anlarınız, kırılgan anlarınız olabilir. Empati de yaptığımız takdirde neticede insanız. O duygusayına kapılabiliyoruz. Sizler nasıl fark ettirmiyorsunuz? Zaten danışan belki bir çıkmaz da. Siz de tabii onunla birlikte aynı sudan devam edersek boğulabiliriz. Tabii. Nasıl durabiliyorsunuz? Ya empati, biz meslekte tabii ki empati kuruyoruz ama biz birlikte yürümeyi seçiyoruz. Yani iç içe geçmeyi değil. Çünkü iç içe geçtiğimizde hiçbir faydamız olmaz. Bizim duruşumuz dışarıdan objektif olmalı. Kimi zaman frenleyici, kimi zaman motive edici olabilmemiz için, değişime, dönüşüme yardımcı olabilmemiz için biz yanında durmamız lazım. O yüzden bu bir şekilde öğreniliyor profesyonel yaşam içerisinde. Yani uzak durmuyoruz, yakın duruyoruz ama dokunmuyoruz. Wow. Göz teması kuruyoruz ama el ele tutuşmuyoruz. Yani yürürken o yolda birbirimize bakıyoruz, evet. Hissettiriyorsunuz aslında yanında olduğunuzu. Tabii ama el ele tutuşup birlikte ağlarsak hiçbir faydamız olmayacak. Kaldı ki öyle enteresan şeyler yaşanıyor ki siz aynı olayı bir gün önce yaşamış olabiliyorsunuz. Vay. Yani örneğin işte bir boşanma kararı almış çift karşınıza gelebiliyor. Siz de boşanma kararı almış olabiliyorsunuz. Ve aynı şeyi yaşıyor olabiliyorsunuz. Şimdi o noktada profesyonel olarak şunu deriz mesela. Erteleriz biz o görüşmeyi. Yani o kadar denklik olduğunda öyle artık mi? Yan yana duramazsınız. Yani akar gider bazı şeyler. O yüzden arayı açarız. Hani biz kendimiz için bir uzak mesafe koyarız. Çünkü insanız dediğiniz gibi. Yani bir ölümle aynı yası yaşadığınız insanla karşılıklı çok fena şeyler olur. Çok haklısınız. Hiç faydanız olay olmaz. Olay çok yeniyse. Tabii. O yüzden o mesafeleri hep bu profesyonellik, bu bize formasyon sırasında bize öğretilen şeyler. Deneyimlerle şekilleniyor. Doğru. Tabii ki insan olduğumuzu hiç unutmuyoruz. Makine değiliz. Tanrı da değiliz. Biz her şeyi bilmiyoruz. Kimi şeyin cevabını da kişiye özel birlikte buluyoruz. Yani bizim işimizin dırla biten bir cümlesi yok. Çünkü insan. Yani insan dırla bitmez. Harika. Ve belki şimdi çok daha kolaylıkla gelebiliyoruz, paylaşabiliyoruz. Sevdiklerimize söylüyoruz. Benim bir destekçim var, benim bir psikoloğum var deyip olması gereken bir şekilde dile getiriyoruz ama birazcık daha şöyle birkaç yıl bile önceye gitsek bu kadar dile getiremiyorduk, çekiniyorduk. Bırakın eşe dosta söylemeyi, gelmeye bile tereddüt ediyorduk. Çok da gereksiz anlamlar da yükleyebiliyorduk. Halbuki bir hastalığınız varmış gibi gideriz, o branştaki doktorumuza danışırız, ona göre önlemler alırız. Bir şekilde ilerlemeye çalışırız. Tıpkı bu da öyle aslında. Ki bu daha güzel, çok daha farklı. Hayat yolculuğunda belki yakınınıza söylemediğinizi, sizin için o yolculukta güvendiğiniz kişiye söyleyebilmek çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Toplumda sanırım aştık artık bu noktayı da. Tabii. Yani benim mesleğe başladığım yıllardan bu yana bayağı aştık. Çünkü adım, hep deliler mi geliyor? Ay delilerle mi uğraşıyorsun? Cümlelerinden artık kurtulduk tabii. Hani bunda medyanın da çok faydası olduğu. Ne yazık ki toplumsal olarak yaşadığımız acı olayların, işte doğal afetlerin ya da işte ne yazık ki öfke, şiddet patlamalarının gördüğümüz o acı olayların da tabii katkısı oldu. Çünkü biz meslek insanları olarak bunları kamuoyuna anlatmanın derdine düştük. Böylelikle sadece akıl sorunuyla uğraşmadığımız, bir davranışla uğraştığımızı anlattık. Bu da geri dönüşü artık daha rahat oldu. İnsanlar daha rahatlıkla geliyor tabii. Peki mesleğimizin sizce avantajları, dezavantajları nelerdir?
Avantajları, avantajı şu, eğer öğrenmeyi seviyorsanız, meraklıysanız, değiştirmeyi de seviyorsanız, bu çok büyük bir avantaj, yani kişiliğinize çok uygun bir meslek. Dezavantajı şu, yorucu. Yani tortu hep kalıyor. Dinlediğiniz her öyküde bir çentik kalıyor. Kalıyor değil mi? Ve siz de zaman zaman kendi sorunlarınızla aynı endişelerde kendinizi bulabiliyorsunuz ve şey diyorsunuz, yok yani galiba ben de başa çıkamayacağım. Bu nokta tabii bizim mesleğimizin acı noktası. Yani tortularımız kırılıyor, biz yoruluyoruz. Yorulan kesimiz, ama her profesyonel işin ben yarısının gönüllü, tabii yarısının da para için, yani ekmek parası diyelim için yapıldığını inanırım, ama gönüllü kısmı kıymetli bir şey. Gönüllü yapmıyorsanız başarınız düşük olur. Çünkü ona sarılmazsınız. Yani tek motive unsuru para ya da isminizin kariyeri olamaz. Şimdi bizim işimizde gönüllülük, birliktelik, o danışanla o yolu, o hayatı yeniden organize etmek gönüllülüğü çok isteyen bir iş. O yüzden orası çok yorucu oluyor işte. Sevmek, sevmek. Sevgi, evet. İnsanı sevmek. Sevilmeden yapılacak bir mesleğimiz yok. Kaldı ki sizin işiniz de öyle. Tabii ki. Yani sürekli bir güler yüzle bir şey anlatma çabası içindesiniz. İçiniz gülmüyor aslında. Evet. Sevmeden o ve sahneyi çıkaramazsınız. Çok haklısınız. Yani evet. O gün bir şey canınız sıkılmıştır, ağrınız vardır, tabii, bir şeye takılmışsınızdır. Tabii. Diyoruz ya, sonuç hep ne? İnsanız, İnsan. Bir bireyiz. Ama dediğiniz gibi yeri geldiği zaman ben hastayım diyemiyorsun. Yine gelişi güzel, belki gülüyorsun ama o anda içten çok fazla gülemiyorsun. Buradan meslektaşlarımıza, gençlerimize bu yolculukta bu mesleği tercih ederlerse tavsiyeleriniz neler olur? Her zaman şunu söylüyorum. Gerçi şunu da belirteyim. Bu sene itibariyle çok fazla gencin psikoloji ana bilim dalını seçtiğini duyuyorum. Bu herhalde toplumumuzun daha fazla ihtiyacı gösteriyor bize. Katılıyorum var. Tavsiyem şu. Bizim meslek gerçekten sokakta yaşamayı gerektiren bir meslek. Yani her türlü deneyime açık olmalısınız. Zorunlu olduğunuz bir şey yok tabii, ama gözlemlemeyi bilmek. Hiçbir şeye ön yargılı olmamak. Dır cümlesi kullanmamak. Ben tasvir okuyun derim. Bol tiyatro izleyin derim. Beden dili çok kıymetli, tanımanız lazım. Kendinizi muhakkak bir drama eğitiminden geçirin derim. Beden kontrolümüz çok önemli. Beden dilini kontrol etmek. Çünkü öfkelenebiliyoruz. Karşımıza bir suçlu da oturabiliyor bizim. O yüzden bizim o kontrolü sağlamamız lazım. Tabii ki bol okuyun ve izleyin diyeceğim. Klişe bu, ama bizim meslek takip edilmesi gereken bir meslek. Kültürel farkları çok. O yüzden dünya mesleği, ama Türkiye'de yapmakla Amerika'da yapmak arasında çok fark var. Bizim insanımız çok farklı ve çok renkli. O yüzden tek bir kıyafet giymez bir psikolog. Birçok kıyafete açık olmak lazım. Wow, harika. Çok çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Ben teşekkür ediyorum. Yüreğinize, ağzınıza sağlık. Sağ olun. Nice güzel başarınızın da kat ve kat devamını diliyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Sizlere. Çok mersi. Değerli konuğumuz, klinik psikologumuz Ayşe Kayhan bugün İşi Bilen programındaydı. Bir sonraki programda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.